Arkadaşlar bir aydır Kapalı Çarşı'ya gelmiyorduk. Özlemişiz. Kapalı Çarşı'yı beraber gezelim. Herkes gezmiş ama gezmemiş olabilir. Evet. Sağda alıcılar falan var. Çarşının çoğunluğu eskiden hep kuyumcuydu. Şimdi daha değişik. Evet, dünyanın en büyük Kapalı Çarşılarından ya birincisi ya ikincisi. Her türlü hediyelik eşya. 3000 tane kapalı dükkan var. 16 tane büyük kapısı var. Evet. Ana caddesi Kapalı Çarşı'nın bu arkadaşlar. Şu gördüğünüz kapı Nuri Osmaniye'ye çıkıyor. Nuri Osmaniye. Evet. Şuradan yine dericiler var. Deri çarşısı. Buradan da ana... Eskiden hep buralar kuyumcuydu arkadaşlar. Şimdi böyle çantacılar. Maalesef. Kapalı Çarşı'da artık böyle bağır atışı. Tabii yine ağırlık kuyumcu mağazaları. Evet, Kapalı Çarşı. Nuri Osmaniye, Beyazıt, Mahmut Paşa, Eminönü buradan her tarafa böyle kapılardan çıkmış var. Şurada deri giyim çarşısı. Evet. Cumartesi pazar daha kalabalık oluyor. Bugün salı. Bu da ilginç fotoğraf. Çıkıyorsunuz parayla. Baharatçılar. Evet. Yine baharatçı. Mısır çarşısı buraya taşınmış. Eskiden burada kuyumcu mağazası dükkanı olman için 10 kilo, 15 kilo hava parası. Evet. Çocukluğumda hep ben burada kayboldum arkadaşlar. 12-13 yaşında. Sonra vallahi baharatçı çok iyi. Burada Kapalı Çarşı esnaflar dönüyor. Aralarda da ufak tefek kuyumcu atölyeleri, dükkanlar, gönülcüler. Ve burada çantacı. Evet. Kapalı Çarşı. Çantacı abi bu kuyumcu. Kuyumcular azınlığa düşecek 10 sene sonra. Yine burada antika. 10 sene sonra burada kuyumcular gerçekten azınlığa düşebilir. Yine burada eskici, şey, eski antikalar. Burada yine evet, parfümleri Sara Bekir. İşte tarihi şey bu. Eskiden bütün orijinal
tabelalar böyleydi. Vitrini bozmamış. Abi aprağım var. 1800'lerden kalan vitrini var. Yeni kalan bütün vitrinler değişmiş. Evet. Evet, kapalı çarşının ana kapısı, beyazlık kapısı. Buradan büyük yol geçen an, yine buradan zaman çarptı. Kuyumcular var. Evet, burada yine parkur. Evet, kapalı çarşının girişinde parkur. Evet arkadaşlar, yine girişinde. Böyle dediğim gibi 10 sene sonra Kapalı Çarşı'da herhalde kuyumcular azınlığa düşecek. Bizim çocukluğumuzda hepsi kuyumcuydu ve dediğim gibi burada kuyumcu mağazası açmak için 10 kilo alan parasını almam lazımdı. Zaman ve şartları değişti arkadaşlar. Güvenlikten geçiyorsunuz. Bakalım nereye girdik. Evet. Burası meşhur bakırcılar. Bakırcılar. Şurada sahaflar çarşısı, kitapçılar. Şuradan biraz göstereyim size. Evet, eskiden buralarda hep bakırcı vardı. Tak tak bakır sesleri çocuklarımızda. Şimdi hiç bakırcı kalmadı tabi. Mağazalar, elbise, ayakkabı. Evet, tarihi sahaflar çarşısı. Evet, sahaflar çarşısına girince Beyazıt Camii'nin oradan çıkarsınız. Gezdireyim mi? Zaten gezdireyim sizin için. Ben çok geldim de. Böyle her türlü kitabı bulabileceğiniz dini, okul, tarihi kitaplar. Evet, sahaflar çarşısı. Her türlü kitabı kartpostal. Ben bu videoyu çekiyorum. Bu kendi istoryum. Videoyu çek. Only video paracağım. Videoyu çek. Yeni kitaplar. Böyle. Burada çeşmeler var. Selam, ondan alacağım. Zemzem suyu 20 lira. Kaç var? Evet. Zemzem suyu. Evet, bir sahaflar içerisinde hangi kitabı ararsanız var arkadaşlar. Burada kitap okumaya gelmiş. Evet, her türlü kitabı yok. Böyle tablolar da var. Şurada okuyalım bakalım. İmparat bacımız. İbrahim abi. Müteferrika 1674-1745. Bastığı kitaplar. Van Kulu Lugatı. Tarihi Sayı, Tarihi İbni Gabri, Tarihi Timur. Evet. İlk matbaacımız İbrahim Müteferrika. Osmanlı'da bu topraklarda ilk matbaayı basan, matba makinesini getiren adam. Yine buradan bunlar. Evet, sahaflarla. Öyle her taraf kitapçı, türlü kitap, okul kitabı, tarihi kitap, dini kitap. Sahaflar çarşısında bulabilirsiniz. Evet. Yine hediyelik eşyalar bulabilirsiniz. Beyazı tarihi sahaflar çarşısı. Evet, buradan. Böyle. Evet, burada da yine bir çeşme var. Su akıyor. Evet, sahaflar. Bakırcılar kapısından girip buradan Beyazı Cami kapısından çıkabiliyorsunuz. Ustam ya, burada lavabo var mı? Evet. Beyazıt Cami ve Beyazıt Meydan'a çıktık. Size şu Beyazıt Üniversitesi'nde göstereyim arkadaşlar.
Elim yoruldu ya. Tutacak yok ya şimdi. İnşallah yavaş yavaş malzeme katkı ufaktan gelmeye başladı. Damlaya damlaya. Elinize kendini yalıyor, temizliyor. Rahatsız etmiyorum. Evet, tarihi Beyazıt Meydanı, Beyazıt Camii. Beyazıt Üniversitesi. Sağda da yine Beyazıt. Eski yan kulesi, şimdi saat kulesi. Evet, aşırı güneş var. Evet, şimdi gölgeye geldik. Evet, Balyanların yaptığı. Evet, Balyan'ın bu eski tahta. Yangın kulesi. Tüm İstanbul'u görüyormuş şimdi buradan. Buradan hava durumu, hava raporlarını gözetleme kulesi olmuş. Üniversitenin içinde kalıyor, oraya girmek için de internette üniversite yönetiminden izin almak lazım. Evet, Beyazıt Üniversitesi, Beyazıt Meydanı. Taşlar yeni değişti arkadaşlar. Orijinalini tutmuyor ama orijinaline yakın. Evet arkadaşlar, Beyazıt Meydanı'na aşırı güneş var. Ne çektiğimizi de göremiyor. Evet, herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.